Tribele Spor YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu ilk hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Burkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramını kutlarız. Kutlayalım. Tüm izleyicilerimizi. Evet. Süper Lig'de ilk hafta son şampiyonun mücadelesiyle açılacak. Aslında Denizli Spor da biliyorsun bir alt ligin son şampiyonu. Başkanın da açıklaması aynen vardı zaten. Ali Çetin'in tabiriyle son iki şampiyon bu sezonun açılış maçında karşı karşıya gelecek. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Denizli Spor fazla takviye yapmak zorunda kaldı. Hep bir alt ligden üst lige çıkan takımın kaderi bu. Kadro bayağı bir değişiyor. Hı hı. Bazı önemli oyuncularını tuttu. Burak Çalık gibi, Mehmet Akgüz gibi, Recep Niyaz gibi, Aysate gibi, kaleci Adam Staçovyak gibi. Geçen sene ilk 11'in önemli isimleri. Ama takviye yapması da kaçınılmazdı Denizli Spor'un. Kesinlikle. Crystal Palace'tan Bakary Soro. Çok Sako. İyi bildiğimiz Sako, özür diliyorum. Ligimizin en önemli golcülerinden Hugo Rodallega. Yine Kayseri Spor'dan tanıdığımız Miguel Lopez ve Cristian Sapunaru. Özür diliyorum, Thiago Lopez. Hani önemli oyuncular geldi. Sen Denizli Spor'un hani çok iddialı açıklamalarla Ali Çetin takımı sezona başlatıyor başkan. Bu karşılaşmada şansını nasıl görüyorsun? Ben her şeye rağmen hani Galatasaray hazırlık maçlarında iyi bir görüntü sergilemese de Galatasaray'ı favori olarak görüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Öncelikle Denizli Spor'un bu kadrosuna biraz daha takviye yapması gerekiyor. Zaten açıklama geldi. En az 3-4 transfer daha yapılacak aynen takıma. Zaten yapılması gerekiyor kesinlikle. Ayrıca bir Muravski transferi de var. Denizli Spor'da orta saha Polonyalı oyuncu. Gayet iyi bir oyuncu. Denizli Spor'a çok şey katacaktır. Forvet hattında da Rodallega gayet iyi bir seçim oldu. Bence alt ligden gelip üst ligdeki Trabzonspor'un önemli bir forvetini transfer etmek bence gayet iyi bir oyun. Orada Mehmet Akgüzlü Keyin'de de var biliyorsun. İki aynen forvet daha var. Hı-hı. Denizli Spor'un o bölgesi gayet iyi bence. Ben orta sahaya takviye kesinlikle bekliyorum. En az 2 tane. 2 tane de stoper gelirse 4 transferle bence Denizli Spor sezonu kapatır transfer açısından. Galatasaray'a baktığım zaman da hazırlık maçlarında savunmada çok büyük sıkıntı yaşadı. Dün zaten Fiorentina karşısında 4-1 kaybetti. Defansta çok büyük hatalar oldu. Onun dışında da zaten önceki oynamış olduğu maçlarda da çok büyük sıkıntı yaşadı Galatasaray. Şu an hiç hazır değil bence savunma açısından. Hücumda da Falcao transferini bekliyorlar. Bence bu sezon yine de bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray ligin favori, en büyük favorisi. Ben %80 Galatasaray'ı ön planda ben görüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Denizli Spor maçına gelecek olsam da ben Galatasaray'ı yine bir adım önde görüyorum. Ama savunmanın sıkıntı olmasından dolayı her şey de olabilir maçta. Hani bir sürpriz çıkarsa şaşırma. Denizli Spor da lige uzun bir süre sonra tekrardan katıldı. Taraftar gayet iyi. Seyircisi zaten futbolu bilen bir seyirci. Ben güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ama Galatasaray'ı %51'e %49 önde görüyorum. 2009-2010 sezonunda Denizli Spor küme düşmüştü biliyorsun. Hı hı. 10 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmeyi bildi horozlar. Hani ben şöyle düşünüyorum. Denizli Spor çok bence hırslı çıkacaktır maça. Çok istekli olacaktır. Kesinlikle. Galatasaray da tam hazır değil. Ben de Galatasaray'ı favori görüyorum ama bir sürpriz çıkarsa şaşırmayız. Kimse şaşırmaz bence. Hı hı. Çünkü hani Denizli Spor Başkanı da bayağı iddialı açıklamaları var. Takımı gaza getirdi bence, ben öyle düşünüyorum. İyi de oyuncuları var en Denizli Spor'un. Şöyle, ve yeni gelen bir takım için kadrosu iyi bence şu an. Sezon en azından bir hedefle başlıyorlar. Hani bazı takımlar lige çıkar, amacımız hani ligde kalmak olsun aynen gibisinden düşünüyorlar. Denizli Spor'da tam tersi, en azından ilk 5'e hedefliyorlar. Belki yapılacak 3-4 transferle hani orayı da zorlayabilirler. Bu da yapılacak transferlere bağlı tabii ki biraz. Denizli Spor için şöyle olumlu bir yan var. Bunu Galatasaray'a geldiğimizde eleştireceğiz zaten. Denizli Spor kendini Süper Lig'e çıkartan hocasıyla yola devam ediyor. Yücel İldiz'deki çok tecrübeli bir hoca. Bence nokta bir ligimizin en yaşlı hocası bu 18 hoca içinde. Süper Lig'deki en yaşlı hoca. Hani istikrarı bozmadı Denizli Spor yönetim. Bu da bir artı. Kesinlikle. Ve takımın lige çıkmasında önemli pay sahibi olan tüm oyuncular kaldı. Giden ya da kayıp bir oyuncu yok. Bu da oyun sürecini daha çabuk hızlandıracaktır bence. Olumlu zaten bir hamle oldu. Kesinlikle. Yücel İldiz zaten biliyorsun. Karabükspor'da yapmış olduğu başarılar ortada. Aynen. Denizli Spor'da zaten geçen sezon Yücel İldiz'e iyi bir performans gösterdi. O geldikten sonra takım imelendi. Osman Özköylü ile etkisizdi çünkü Denizli kesinlikle Spor. Kesinlikle. Ondan sonra imelendiler. Etkili olduğu Denizli Spor. Yücel İldiz bence gayet ligimizi iyi bilen bir teknik direktör. Bazı takımlarımız biliyorsun hani lige çıktığı zaman Türk hoca ile yolları ayırıp hemen yabancı hoca getirirler. Çok yanlış bir transfer politikası bence. Çünkü Yücel İldiz gayet iyi bir hoca. Gayet de takımı hani bu ligde üst seviyede taşıyabilecek bir hoca. Ben gayet olumlu bir hamle olarak görüyorum. Ben de.
Eğer bir 3-4 tane daha transfer gelirse Denizlispor'a, ben Denizlispor'un en az ligi ilk 8 arasında bitireceğine ben inanıyorum. Denizlispor'un ligde kalacağını düşünüyorum. Ben tek zaten kaybettikleri oyuncular biliyorsun, stoperde Alperen Babacan'la Abdülkerim Bardakçı oldu. İkisi de kiralıktı ama kulüplerine geri döndüler. Fazla bir etki olacağını zannetmiyorum ya zaten. Ben kayıp olacaklarını düşünmüyorum. Oraya zaten Sapunağru alındı. Lopez geldi. Yine takviye de olacak. Gelecek kesinlikle. Denizli Spor bence ligi, hani ilk 10, ben o kadar iddialı değilim senin kadar ilk 8 ilk 10 ama ben ligde kalacağını düşünüyorum. Ya küme ben düşmeyecektir. Şöyle düşünüyorum, hani küme düşme korkusunu yaşamayacak bir takım ben olarak görüyorum. O moddeyim. Hani o yüzden ilk 8 ilk 10 arasında bir sıralamada olacaktır. Ben de ligde kalacağını düşünüyorum senin gibi. Bu karşılaşmaya eklemek istediğin son bir şey var mı? %1'e %49 Galatasaray'a yani dönüyorum. Galatasaray o kadar ağır favori değil diyorsun. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Haftanın ikinci karşılaşması Ankara'da oynanacak. Gençler Birliği ile Çaykur Rizespor arasında. Gençler Birliği biliyorsun yeni çıktı ligimize. Çok ironik bir şekilde merhum başkanı, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'den küme düştü. Ama maddi imkanların yerinde olması, kesinlikle, kadro kalitesinin olması bir alt lige göre. Yani tüm papaz oyuncuları topladılar neredeyse. Selçuk Şahin gibi geçen sene, Hakan Arıkan, Yasin Pehlivan, Sesenyon kaldı. Devre arası boktan Stanku geldi. Aynen. Yani çok tecrübeli zaten oyuncular. Zaten şöyle bir sıkıntı var. Gençler Birliği Ahmet Oğuz dışında ve Yıldırım Mert Çetin dışında hep 30 yaş üstü oyuncularla oynadı Gençler Birliği. Çok uzun bir süre lider götürdüler. Erkan Sözer'e ile ama sonra yollar ayrıldı. İbrahim Üzülmez de biliyorsun bir alt ligde bayağı başarılı çok bir hoca. Çok başarılı, aynen. Rize Spor'da yaptığını orada yapmayı bildi ve Gençler Birliği hani ait olduğu yere geri döndü. Ki önemli oyuncuları hep korudular. Kaleye Diallo takviyesi geldi. Abdullah Diallo. Orta sahaya Hatay Spor'un elinden bir oyuncularından biri geldi. Kantisas geldi. Sadio Glasgow Rangers'a. Aynen. Önceden de Alanyaspor'da 2016-2017 sezonunda. Forvet hattına Giovanni Sio geldi. Ben ondan bir 10-15 gol arası bekliyorum. Ben çok de bekliyorum. Çok etkili bir oyuncu ligimiz için. Sol beke de Polamat geldi. Fransız oyuncu. Gençler Birliği bence fena bir kadro yapmadı. Ama Rize Spor için sezon sıkıntılı geçebilir düşünüyorum. Onlar da bir Vedat Muriç olayıyla bayağı bir zaman kaybetti. Bir ay kaybedildi. Ardından İsmail Diomande geldi orta sahaya. Nils de Pauw'u aldılar. Fernando Boldrin geçen sene kiralıktı. Komple Kayseri Spor'dan bonservisi alındı. El Kabir geldi Gençler Birliği'nin takıma. Haken'den geldi biliyorsun. Aynen. Ankara Gücü'nden ayrılıp İsveç'e geri dönmüştü. Ardından Türkiye'ye yine geri geldi. Muriç'in yerine alındı. Oğulcan Çağlayan kiralık sözleşmesi bitti, geri geldi. Petrucci ile yollar ayrıldı. Ascoli'ye gitti zaten, İtalya Serie B'ye. Morozyuk'un bonservisi alındı. Benim geçen sene en beğendiğim oyunculardan biriydi ama. Ayrıca Boldrin de tekrardan. Aynen. Maramino'yu kaybettiler. Nakulma gitti, Atıf gitti. Çok önemli 4 kanat oyuncusu vardı. Orta tek Brian Samudio kaldı geçen seneden. Çok iyi oyuncu zaten. Rize Spor için sezon bence biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum. Geçen sene ikinci yarıda biliyorsun Rize Spor paçayı kurtardı. Sen hem Gençler Birliği hem Rize Spor için hani bu maç nasıl sonuçlanır, hem de ikisi için nasıl bir sezon bekliyorsun bu iki takımımız İlk için? İlk önce bahsettiğin gibi hani Gençler Birliği geçen sezon dediğin gibi 30 yaş üstü oyuncular aldı, hep tecrübeli oyuncular. Hatta geçen sezon yapılan bu takviyelerden dolayı Gençler Birliği'ne çok büyük tepki oldu. Hani bütün veteranlara takıma topluyorlar gibisinden. Ama hepsi zaten çok iyi oynadı, tecrübeli oyuncular. Aynen. Gençler Birliği birinci lige çıktı Süper Lig'e. İbrahim Üzülmez önderliğinde. Onun dışında da ben Gençler Birliği'ni bu sezon hani en azından bir iki takviye daha bekliyorum takıma. Çünkü rotasyon olarak biraz sıkıntılılar. Dün de son olarak Brezilyalı stoper Flavio geldi. Flavio geldi. Defans orada bir eksikleri vardı zaten. Aynen. Oyuncu sayısal anlamında. Büyük ihtimal takımın kaptanı olacaktır. Çünkü çok tecrübeli bir oyuncu. Hatta zaten öyle bir konuşma da geçti. Hani takım kaptanı olarak geldi gibisinden. Önceki oynadığı takımlarda da çünkü kaptandı. Rizespor'a da baktığımız zaman geçen sezon ikinci yarıda daha çok. Takım çok iyi bir performans gösterdi. Zaten 6'da 6 ile başladı biliyorsun. Gelen oyuncuların aynen, etkisi çok iyi Okan oldu. Okan Buruk sayesinde. Gelen oyuncular 4 tane oyuncu gelmişti zaten. Atıf, Nakulma. Bu gibi oyuncular takımı üst seviyeye çıkarttı. Morozyuk gibi Morozyuk ayrıca. O takımda zaten gelen oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı. Aynen. Çoğu gitti zaten. Zaten hepsi kiralıktı. Abazyem gelmişti. Aynen. Takımdan gitmesinin tek sebebi kiralık olmasıydı. Hani bonservisini ve ödemesi şu an için çok büyük sıkıntı Rize Spor için. Ki zaten Vedat Muriç den alınan bonservisle bu transferler yapıldı Rize aslında. Spor aldığı hiçbir oyuncuya zaten bonservis ödemedi biliyorsun. Yani sadece Boldrin çok cüzi bir miktar, Kayseri'ye o kadar. Tüm oyuncuları bonservisleri bittiği için hani direkt bedavaya getirdiler. Rize Spor hani Vedat Muriç'ten öncesinde biz küme düşmenin en büyük adayı olarak görüyorduk. Çünkü kimse alınmamıştı takıma. Ama şu an yapılan transferlerden sonra ben Rize Spor'un şansının arttığını düşünüyorum. Yani en azından ilk 10 için.
Eğer bir 2-3 takviye daha gelirse ki ben en azından bir 2 takviye geleceğine inanıyorum. Sen bekliyor musun? En azından hani bir forvet hattına bir takviye daha gelebilir bence. Ben şöyle düşünüyorum. Ligin ilk 2-3 hafta sonuçlar kötü giderse Hı. zaten 1 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Orada muhakkak takviye En az bir yapacaklardır. 2 haftalık süre var çünkü. Aynen. Sen bu maç için Gençlerbirliği'ni mi önde görüyorsun yoksa bir sürpriz çıkabilir mi? Ben Şimdi Gençlerbirliği şöyle hani iki takımdan hangisi kazanırsa sürpriz olmaz. Hani maç öncesinde şu an herhangi bir sürpriz skor diye bir şey söyleyemeyiz. Ben maçı %50-%50 olarak görüyorum. Ama bir adım dersen kim önde olabilir? Rize derim. Ben de Gençlerbirliği tarafındayım burada. Kayserispor Alanya maçına geçelim Hı. istersen. Kayserispor geçtiğimiz sezon ligeye girmemişti ama Hikmet Karaman geldikten sonra transfer yasağı olmasına rağmen çok iyi bir performans sergilediler ve Dikte ligi gayet kaldılar. iyi bir yerde bitirdiler bence. Hani Umut Bulut'u biliyorsun oyuncusuzluktan kanat oyuncusuna çevirdi Geçmiş Hikmet Karaman. Çünkü kadro çok dardı. Bu sezon başında Deniz Türüç de yollara ayrıldı. Oradan bir 2,5 milyon euroluk bonservis aldılar. Ama hani gelen oyuncular daha çok dikkat çekiyor. Ayman Kesinlikle. Abdennur geldi. Valencia. Yasir Subaşı ile sözleşme imzalandı. Ama çok fazla gelen oyuncu olmadı Kayserispor'dan hani o kadar fazla. Alanyaspor'da Yunan oyunculara yöneldi. Bakasetas gibi. İspanyol olarak da Juanfran geldi İspanyol Aynen oyuncu İspanyol. olarak. Ki Alanyaspor bana göre Anadolu takımları için en rahat takımlardan biri olarak gözüküyor. Ben çok rahat ilk 10'a gireceklerini düşünüyorum. İki takım için de sezon sence nasıl geçer? Bir de bu karşılaşmadaki favorin kim? Alanyaspor'a baktığımız zaman hani oyuncuların tercih ettiği bir şehir. Çünkü hani sıcak bir iklim. Yaz olsun, kış olsun ne sıcak ne soğuk tam ortada bir hava iklimi oluyor. Zaten aldığı oyunculara baktığımız zaman da genelde hep Yunan oyuncular. Aynen. Hani O orayı sevecek oyuncular. Akdeniz iklimini Aynen bilen öyle. oyuncular. Onların yanında Avrupa'dan hani böyle son 3 sezona baktığımızda Wagner Love olsun, Papi Sisse olsun, bir de Junior Fernandes. Hani biraz üst Aynen. seviye oyuncuları da yanına aldığı zaman Alanyaspor Ligi en azından 7. 8. bitirebiliyor. Zaten Kesinlikle. Fernandes de Sisse kaldı. Efecan da Aynen. takımda. Önemli oyuncuları hep Saşke'yi duruyor de kaldı takımda Alanyaspor'da. Aynen ayrıca. Isaac Saki de duruyor. Saki de kaldı. Ya Alanyaspor için bu sezon rahat bir sezon olur zaten. Ben Öyle şöyle bekliyorum. gözüküyor Papi bence. Sisse geçen sezon 10 ile 13 arasında bir gol sayısını ulaştı. Sadece gol. Ayrıca kaçırmış oldu en azından bir 4-5 tane Çok penaltı penaltı var. kaçırdı. Yani bir 20 golle bitirebilirdi ligi. Erzurum maçında mesela içerideki maçta iki tane penaltı Aynen. kaçırmıştı. Papi Sisse'ye baktığımız zaman ben bu sezon takımda en az bir 18 gol atacağını düşünüyorum asistsiz. Ben 15-20 arası bekliyorum. Aynen. En kötü 15-20 arasında Aynen. atacaktır. Onun yanında da Junior Fernandes geçen sezon birkaç maçı kaçırdı. Hatta birçok maçı kaçırdı Sakatlığından sakatlıktan dolayı. dolayı. Çok iyi bir oyuncu zaten. Dinamo Zagreb'den takip ediyordu kendisini. Onun da ben en azından gol ve asist olarak onu bulacağına inanıyorum. Yani Alanyaspor bu sezon ligimizin en çok golcü takımlarından birisi şu an. Yani Galatasaray'dan sonra baktığın zaman Fenerbahçe'den bile daha etkili bir hücum hattı Ya var. geçtiğimiz sezon zaten hep zevkli maçlar Aynen. izletmişti Alanyaspor. Ben bu sezonda onun devam edeceğini düşünüyorum. Hani kendi evinde Alanya Doğu Stadında hep iyi performanslar sergiledi. Yine bence öyle devam edecektir. Ben Sergen Yalçın'ın ayrılmasını hani bir şey olarak görmüyorum. Erol Bulut'un gelmesi takımı olumlu anlamda mı etkiler yoksa olumsuz anlamda mı Ben sence? herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. Ayrıca Erol Bulut da gayet iyiydi zaten. Yine Malatyaspor'da çok iyi Malatyaspor'da. başlamıştı Burada zaten. da hani bir sıkıntı yaşayacağına inanmıyorum. Alanyaspor eğer bir orta sahaya bir takviye yaparsa bir de ayrıca savunmaya bir takviye yaparsa ki ligi dediğim gibi ben ilk 10 arasında kesinlikle bitireceğine inanıyorum. Defansta iyi oyuncuları var ama bir oyuncu daha Aynen alabilirler ben bir diyorsun. rotasyon oyuncusu olarak Steven Colker var çünkü. aynen İngiltere Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Aynen. Gayet Zaveyes'i de tecrübeli. orada kullanıyorlar. Orta sahadan çok Hı. onu sol stoper gibi kullanıyorlar genelde. Saki de var zaten. Saki de var aynen. Eğer Kayserispor da birkaç takviye yaparsa takıma ben Kayserispor'un da en azından geçen sezon yaşamış olduğu yani Sıkıntılı aynen günleri. ilk yarıdaki sıkıntı yaşamayacağına inanıyorum. Bir de Pedro Henrique'yi aldı Kayserispor Evet. biliyorsun Brezilyalı forvet ama çok fazla da genç oyunculara gittiler. Hı. Şöyle hani direkt 11 oyuncusu olamayacak oyuncular bence. İsmail Çipe geldi biliyorsun Galatasaray'dan kiralık. Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi ile imzaladılar ama bu oyuncuları direkt oynatamazsın Ya bence öyle zaten duruyor. Hakan Arıkan yedek kaleci olarak şöyle geldi. takıma bir şey katacak oyuncular Döndüğü değil bu yedeği oyuncular. olarak bence İsmail de. Çipe zaten forma şansı kesinlikle bulamaz. Hakan Arıkan ilk 11'in oyuncusu olacaktır. Kalecisi olacaktır. Kayserispor'un ben dediğim gibi iki takviye yaparsa takıma transferi tamamlanacağına inanıyorum. Bir Ki de kesinlikle de yapması gerekiyor zaten. Bryce ile Ziya Alpurt'u da aldılar biliyorsun. Ankaragücü'nden Bir de Cecece. Denizlispor'dan Ziya da Hı. geldi. Hani ya Kayserispor biraz sıkıntılı günler geçirebilir bence. Ben Hazırlık maçlarında da çok kötü sonuçlar dediğim aldı. gibi en Freiburg'a az 9-1 yenikken biliyorsun maçı iptal etti hakem. aynen.
Bence Kayseri'yi zor bir sezon bekliyor. Ben dediğim gibi en azından iki tane takviye bekliyorum. Eğer iki takviye gelmezse ki büyük sıkıntı yaşayacaklardır geçen sezonki gibi. Çünkü hani forvet hattı da sıkıntılı. Bir Kravets sezona sakat giriyor. Sakat giriyor. Asamoah Gyan takımda kaldı. Ama yani yok gibi. Oynatmıyorlar zaten. Aynen. Geçen sezon hiç oynamadı. Hani sonradan bile oyuna hiç girmiyordu. Evet. Yani Umut Bulut da zaten artık iyice yaşlandı. 35-36 yaşına geldi. Hani 34 maç, ayrıca Türkiye Kupası var. Oradan da bir 4-5 maç, yani toplamda 40 maçı düşündüğümüz zaman büyük bir sıkıntı. Maçın için, hani maç için oran verecek olursam da ben Alanyaspor'u %55'e %45 önde görüyorum. Deplasmanda olmasına rağmen daha avantajlı görüyorum. Ben de Alanyaspor yenilmez diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani en azından beraberlikte sahadan arayacağına inanıyorum. Aynen. Ben de o taraftayım. Cumartesi günü bir de Sivasspor Beşiktaş mücadelesi var. Ya biz Beşiktaş için zorlu bir sezon olacağını düşünüyoruz zaten. Kesinlikle. Sürekli bunu söylüyoruz ilk programımızdan beri. Sivasspor'da bayağı bir oyuncu eksiği vardı ama son dönemde toparladılar oyuncu sayısı anlamında kadro olarak. Son maçta da Cumhuriyet Kupası maçında biliyorsun Fenerbahçe'yi 2-1 yendiler Sivas'ta. Hani bu da takıma ekstra bir moral oldu. Isaac Coffey'i transfer etti biliyorsun Sivasspor. Ligimizden tanıdığımız Mustafa Yatavara, büyük takımlara gol atmayı seven bir forvet oyuncusu. Çok iyi bir oyuncu zaten. Fena bir oyuncu değil bence de, aynen. Hani savunmaya Marcelo Goyan hamlesi geldi, Braga'nın kaptanı sabit. Kaleye Samas hamlesi geldi ki şu ana kadar hazırlık maçlarında çok iyi oynuyor. Özellikle Fenerbahçe maçında çok iyiydi Samas. Aynen. Apingandoya geldi biliyorsun İmraniye Spor'dan. Bir alt ligde çok iyi performanslar sergilemişti. O da kendini Süper Lig'e atmayı başardı. Büyük bir fırsat geçti eline. Çok fizikli, zaten iyi bir oyuncu. Zaten teklif gelince hiç beklemeden. Aynen. Direkt imzaladı. Caner Osman Paşa'yı aldı sol stoper olarak Sivasspor Akhisar'dan. Hani bence fena takviyeler gelmedi. Ben Sivasspor'un ligde yine ilk 10, 11-12 her sene klasik olduğu gibi. Hı-hı. Yıllardır Süper Lig'de sadece bir kere düştü ve hemen geri geldi biliyorsun. Evet. Beşiktaş ise sakin bir transfer dönemi geçiriyor. Tyler Boyd, en son Pedro Rabaco ile imzaladılar. Sol bek. Sol stoper Victor Ruiz geldi. Ama şu an takımda çok fazla sakat var. 10 tane, 9-10 tane. Aynen. Burak gibi. İlk 11'in işte, direkt oyuncuları şu an sakat Beşiktaş'ta. Enzo Rocco. Adem Laiç, Enzo Rocco. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Sivasspor'un kendilerini yenilmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Sivasspor'a baktığım zaman o da Anadolu kulüpleri içerisinde transferi sıkıntılı başlayan takımlardan birisi. Aynen. Ama son haftalarda, hatta son dönemde diyelim, Goyano transferi, Yatabare transferi Sivasspor'un eksik olan bölgelerini tamamlamış oldu. Özellikle ben burada Goiano'ya da şey yapacağım, değineceğim. Portekiz liginde biliyorsun Braga'da forma giyiyordu Goiano. Kaptanıydı. Kaptanıydı zaten. Çok iyi bir oyuncu. 32 yaşında. Onun yerine Douglas oynuyordu biliyorsun Sivasspor'da. Beşiktaş'a transfer oldu. Yerine Goiano gelmiş oldu ki Goiano Douglas'tan 1000 kat daha iyi bir oyuncu. Ya, şöyle düşünüyorum ben. Douglas, hem savunma olarak hem hücum olarak daha iyi bir oyuncu. Bir de Douglas saçma sapan kırmızı kartlar görebilen kesinlikle bir oyuncu. Takımı çok yaktı geçen sene. Hatta onu sağ bekten açığa çevirdi ki Sivasspor hocası. Sıkıntı yaşamasın arka tarafta. Savunma anlamında Hakan Kereş onu sağ açığa direkt çevirdi biliyorsun oyun anlamında. Ama Beşiktaş'ta özellikle Douglas'ın savunması zaten bir sıkıntı yaratacaktır takıma bu konuda. Bir Emre Kılıç problemi var şu an Sivasspor'da. Sözleşme yenilemek istemediğine dair haberler çıktı. Onun da önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor ve Beşiktaş peşinde. Bu maçta da yüksek ihtimal oynamayabilir hani bundan dolayı. Orada da oraya hani Kone'yi, Yatabari'yi beraber oynatarak başlayabilir büyük ihtimal Rıza Çalınbay. Hani sen Beşiktaş açısından bu karşılaşmanın nasıl olacağını değerlendiriyorsun. Ben Sivasspor'un Beşiktaş'ı çok zorlayacağını düşünüyorum kendi evimde. Öncelikle Sivasspor için son bir şey daha söyleyeyim. Arno Kone biliyorsun 35 yaşına geldi. Ligimizde gayet iyi performans gösterdi önceki son iki sezonda. Ama yaş olarak sıkıntılı bence. Ki zaten Yatabari transferi de ona biraz alternatif gibi değil, önünde oldu. Çünkü Kone şu an rotasyon oyuncusu gibi oldu Arno Kone. Aynen son 20 dakika son 20 dakika olacak ama ben Sivasspor'un kesinlikle hücum hattına iki takviye yapması gerektiğini, yani forvete bir takviye, orta sahaya da bir takviye yapması gerektiğine Mert inanıyorum. Mert Hakan'ın dönmesi çok iyi oldu sakatlıktan biliyorsun. Geçen sene kayıp bir sezondu, hiç oynayamadı. Bu sene bence çok katkı verecektir, yetenekli bir yani oyuncu. Yani ben en azından Sivasspor'un kesinlikle transfer yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kadro biraz sıkıntılı görüyorum ben. Hani Fenerbahçe maçı aldatmasın yine de. Fenerbahçe zaten kötü bir durumda. Fenerbahçe çok kötü durumda. Aynen. Orta sahayla forvete kesinlikle takviye şart. Onun dışında Beşiktaş'a gelecek olsam da dediğin gibi çok büyük sakatlık sorunları var. Burak da oynayamayacak. Enzo Rocco, Adem Laiç. Burak Yılmaz yok ki zaten Beşiktaş'ın bu sezon forveti yok. Necip de sakatlandı en son. Şöyle söylerim zaten
Güven Yalçın, Umut Nahir'in ben kesinlikle ilk 11 oyuncusu olacağına inanmıyorum. Ben de düşünmüyorum. Hatta rotasyon oyuncusu olarak bile inanmıyorum. Yani Güven gene katkı verir de Umut Nahir'den bence bir şey olmaz. Ya ben şöyle inanıyorum. Hani bu oyuncularla hiçbir şey elde edemezsin ki. Çünkü Beşiktaş Avrupa Ligi'nde oynayacak. 3 kulvarı yani Burak Yılmaz olmadığı zaman çok büyük sıkıntı yaşayacak ki orta sahasında da 5 yaşın büyük eksiklik var. Kovarejma 35-36 yaşına geldi. Lens'ten hiç performans Lens'ten zaten hiç performans alamıyorlar. Ademler çok iyi bir oyuncu. O da sakatlık geçirdi ki hani sezon içerisinde de böyle bir sakatlık yaşadığı zaman büyük sıkıntı yaratacaktır. Toparlaması çok zor. Kagawa'nın bonservisini alamadılar. En büyük eksiklik o oldu bence. Kagawa da büyük ihtimalle Zaragoza ile anlaştı. Bence Kagawa takıma gelseydi çok iyi olacaktı ama yani Beşiktaş'ın bu sezon yaşamış olduğu bütçe sıkıntısı bence burada çok büyük etki oldu. Sol beke Pedro Rebeco transferi yapıldı Ginkap'tan Fransa Ligi'nden. Aynen. Ben çok hani önemli bir transfer olarak görmüyorum. Küme düşen takımdan geldi. Aynen öyle. Hem küme düşen takımdan hem de hani Caner Erkin kadar ne kadar etkili olur belirsiz yani şu an için. Bu ki karşı... ben Caner Erkin'i büyük ihtimalle değerlendirmeyeceğini düşünüyorum. Hani Caner Erkin büyük ihtimalle olacak. Aynen rotasyon oyuncusu olacak. Bu karşılaşmanın sonucunu nasıl bekliyorsun? Hani Beşiktaş İlk maçtan yara alır mı yoksa 3 puanlı İstanbul'a döner mi? Ben Beşiktaş'ın kesinlikle kazanamayacağına inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. %60'a %40 Sivas önünde görüyorum. Hani beraberlik oranı hani %60 içerisinde %40 beraberlik oranı ağır basıyor. Hani %20 de galibiyete veriyorum Sivas'a. Pazar günkü maçlara geçelim hemen olur. İstersen. Göztepe Antalya Spor mücadelesi olacak İzmir'de Bornova Stadı'nda. Göztepe çok takviye yapmadı biliyorsun. Kadroyu korudu daha çok. Bir iki alt ve bir ve iki alt ligden iki oyuncu geldi. Veli Çetin geldi stopere Menemen'den. Murat Paluli biliyorsun TFF1'in benim en çok beğendiğim sağ beklerden biriydi Oğuz Ceylan'la beraber. Bence çok iyi bir sağ bek. Gassama'dan formayı alabilir. Onu transfer ettiler. Ayrıca de eski oyuncusu Leo Şiveşlen'i kadroya katıp bir de Galatasaray'dan Eren Derdiyok'la imzaladılar. Bir forvet daha kovalıyorlar. Dün Karanga haberleri çıktı biliyorsun. Antalya Spor ise hani bayağı bir sessiz kaldı. Genç oyuncu Bodrum Spor'dan geçen sene çok iyi oynadı. Harun Kavaklıdere, Karagümrük'ten Ufuk Akyol, o da gayet iyi bir sezon geçirdi ve çok yakından tanıdığımız Atıf takviyeleri oldu. Ben burada Göztepe'yi kendi evinde olduğu için bir adım önde görüyorum. Hani iki takım hakkında da çok fazla şey konuşacak. Söyleyecek bir şey de yok. Yok gibi çünkü çok sessiz kaldılar transferde. Sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Göztepe geçen sezon son anda ligde kaldı öyle aynen, söyleyelim. Ankara Gücü maçında bir penaltı oldu biliyorsun. Kazandılar maçı ve ligde kaldılar. Taraftarın yaşadığı stres ortadaydı zaten izlediğimiz görüntülerde. Göztepe'nin geçen sezon kadrosu çok zaten sıkıntılıydı. Forvet hattı büyük sıkıntılıydı zaten. Orada Yasin Öztekin vardı. Yasin Öztekin'de problemler yaşandı. Serdar Güller ve Halil Akkuna vardı. Bu üç oyuncunun üstüne kalmıştı yük komple. Aynen öyle. Onun dışında da Göztepe'nin ben bu sezon transferde sönük kaldığına inanıyorum ki geçen sezon çok kötü geçirmişlerdi. Hani en azından bu sezon bir 6-7 takviye bekliyordum. 2 tane forvet bekliyordum. 2 orta saha, 2 de defansa bekliyordum. Ama çok tutuk bir transfer dönemi oldu. Antalya Spor'da ayrıca Atıf geldi sadece bence en dikkat çeken oyuncu olarak. Maçı ben %50-%50 olarak görüyorum. Ve iki takımın da bu sezon kesinlikle hani küme düşme hattında sıkıntı yaşayacağına inanıyorum. Geçen sene Bülent Korkmaz bana göre Süper Lig'in en başarılı hocasıydı o elindeki kadroya göre rağmen. Tabii ki kesinlikle. Kesinlikle. Bu sezon Antalya Spor'u bence çok zor bir sezon bekliyor. Göztepe'nin şöyle bir avantajı var içerideki maçlarda. Taraftarın ligin ikisi. En iyi taraftarlardan birine sahip bence. Öyle kurtarabilirler bir ihtimal ama iki takıma da takviyeler lazım. Ya şöyle şimdi. Mehmet Sepil geçen sene biliyorsun taraftar forvet istedi bir türlü almadı. Bu sene bence büyük bir risk aldı. Kesinlikle bir oyuncu alması lazım ama dün Karanga haberleri çıktı biliyorsun. Bir oyuncu alacak Göztepe oraya. Eren Derdiyok da sezon bitmez çünkü. Ya Eren Derdiyok zaten çok sakatlanan bir oyuncu. Ayrıca sakat hani, olmasa bile psikolojik olarak, sakat bir oyuncu. Aynen çok sürekli sıkıntılı bir oyuncu. Sürekli MR'ları, raporları temiz çıkmasına rağmen oynamıyor. Sıkıntı bence. Galatasaray maçlarında zaten biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde sakatım diye çoğu maçta forma giymedi. Hatta kadroya girmedi. Hani Göztepe Spor'un ben şöyle diyeyim daha doğrusu. Ligin ilk 5 haftasında eğer böyle bir 5'te 3 gibi hani 5'te 3 gibi bir mağlubiyet durumu olursa ki ortalık büyük ihtimal karışır. Çünkü Göztepe taraftarı artık sabredecek durumu yok. Göztepe'nin 15 puandan en az 6 puanla sezona başlaması lazım. Yoksa büyük sıkıntı olur sezonun ilerleyen zamanında. Bence onu bile çok zor görüyorum. Göztepe'nin zaten ilk 5 haftasındaki fikstürüne baktığımız zaman en azından 3 maçı deplasmanda. Evet. Deplasmanda ben bu sezon 17 maçta en azından bir 13 yani 12-13 maçı kaybedeceğine kesinlikle inanıyorum ki bu kadro kesinlikle deplasmana yetmeyecektir. Hani zaten forvet hattına baktığım zaman hiçbir oyuncu yok. Bir Eren Derdi yok var.
sakatlık geçirdiği zaman onun yerine koyacak bir oyuncusu yok. Orta sahada da büyük sıkıntısı var. Aynen. Yani Göztepe Spor çok Castro büyük sıkıntı da yani. Castro'yla alternatifleri yok orada. Kesinlikle sen... yok ki zaten Castro geçen sezon büyük bölümünü yedek olarak geçirdi. Aynen. Çok sen önemli. Bu karşılaşmaya son olarak bir şey eklemek istiyor musun? Söylemek istiyorum. Ben maçı %50-%50 ortada görüyorum şu an için. Yani tam bir beraberlik maçı baktığın aynen. zaman. Yani 0-0 bitebilecek bir maç. Konya Spor Ankara Gücü karşılaşmasına geçelim. İki takımda da şu an sıkıntılı. Tam foto finish ayırırım ben Göztepe maçıyla bu iki maçı. Aynen. Yani Konya Spor hazırlık maçlarında gol atamıyor. Çok zorlandı gol yollarında. Forvet zaten çok büyük sıkıntı. Ankara Gücü ise zaten oyuncu alamadı. Transfer hı-hı. tahtası hala kapalı. Başkan Mehmet yine her gün bir açıklama yapıyor. 50 trilyonluk bir açığımız var. Yok şu kadar para lazım hani falan ama hani oraya geliyorsanız da hamama giren terler sonuçta biliyorsun. Hani bu karşılaşmada ben Konya Spor'u rahat kazanacağını düşünüyorum. Şundan dolayı Ankara Gücü çok sıkıntılı. Hiç oyuncu hı-hı. alamadı. Hani Konya Spor en azından Bayiç'le biliyorsun eski oyuncusu Riyad Bayiç'le imzaladı. Geri geldi Bayiç. Ömer Ali Şahiner takımda kaldı önemli oyunculardan. Skubic'i tuttular. Aynen. Konya Spor çok iyi durumda değil eyvallah ama Ankara Gücü çok çok kötü durumda çok bence. Kötü, daha kötü zaten. TSE'de Ankara Şubesi final maçında gençlerin 2-0 yendikleri maçta taraftarın da sabrı taştı biliyorsun. Boydu da kaybettiler. O rejil kaldı sadece. Artı takımın şu an başında hoca yok. Bir hoca yok. Altyapı hocasıyla çalışıyorlar. Aynen. Çok sıkıntılı. Hala 39-40 yaşındaki Sedat Ağaçay biliyorsun bu kombinede. Ligimizin vazgeçilmez ismi. Sol bekte Mehmet Sak var. Yani çok zayıf Ankara Gücü'nün kadrosu maalesef. Ligin en iyi taraftar gruplarından birine sahip takımın. Durumu çok vahim bence. Tahtayı açamazlarsa en büyük küme düşme adayı. Geçen sene devre arası biliyorsun 10 oyuncu geldi paçayı kurtardılar. Ama bu sefer çok zor gözüküyor yani. Ben Konya Spor'un rahat kazanacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Şimdi Ankara Gücü'ne baktığım zaman transfer tahtasını açması için 50 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyacı var. 35-40 trilyon dedi Mehmet Yiğner. Yani onun ben 50'ye kadar çıkabileceğine inanıyorum ki. Ya Ankara... şöyle 35-40'ı verecekler sonra gelen oyuncuya para ödemeyecekler. Aynen. Yani geçen senek gibi olacak. Kesinlikle. 12 aydır para alamayan yabancı oyuncular var. Biliyorsun geçen sezon Fransız oyuncu Hurtigs vardı. Thomas Hurtigs stoper. Bayram oyuncusu. Zamanında şey pardon. Doğum gününde. Doğum gününde dedi ki. En azından bir aylık maaşımı aynen, verseler Twitter'dan yazdı. Ona da tamam dedi. Ankara Gücü taraftarları hatta çok sinirlendi biliyorsun. Başkanı hatta dediler hani kulübü rezil etmeyin şu adamın parasını ödeyin falan gibisinden. Ankara Gücü taraftan da sabrı taşmış. Ya ben Ankara Gücü için şu tabir koyuyorum. Her sene aynı terane. Ya şöyle. Yani hep, taraftar için. Hep her sezon beslenen istifa, bir takım. İstifa, istifa. Aynen. Hani en azından başkanı seçerken. Sürekli yönetim, her sene kongre oluyor falan. Yönetim kurulu başkanı seçerken yani kongrede. En azından hani bu işin altından kalkabilecek insanı seçmeleri gerekiyor bence. Nasıl Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'nu getirdi, tabii. takımda belli bir şeyleri değiştirdi. Yani Ankara Gücü'nde belli bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Çünkü her sezon aynı sıkıntı var. Hep aynı problem. Transferlerde büyük sıkıntı. Hani bir 10 tane oyuncu alıyorlar. Atıyorum bir 10 milyon TL'lik bir masraf yapılıyor. Bütçeden bir gider var. Ama geri dönüş olarak baktığın zaman parayı ödeyemiyorlar. Vermiş olduğu 10 milyon TL'yi ceza olarak tekrar veriyorlar ve kulübün eksi olarak düşüyor. Sonra o dosyalar FIFA'ya gidiyor biliyorsun. Kat ve kat faizlerle beraber kulüpten çıkartıyorlar. Aynen. Bu sezonda bir toplantısı vardı yönetimin zaten Ankara Gücü'nde biliyorsun. Hatta bir başkanlık seçimi oldu Murat Acaba ile Mehmet Yiğner arasında. Ben Mehmet Yiğner'in zaten kazanmasına şaşırdım öyle söyleyeyim. Aynen. Hani hem yönetimde para yok çünkü bana garip geliyor bilmiyorum. Hani böyle kulüplerin başında olan insanların İnsanlar için 35-40 trilyon para değil hani. Kesinlikle. Bunlar sonuçta normal asgari ücretle çalışan insanlar değil taraftarlar gibi falan. Hı hı. Bana garip geliyor bence Ankara Gücü'nü çok çok zor bir sezon bekliyor. Yani şöyle bir şey var zaten biz Ankara Gücü taraftarlarıyla da konuştuğumuz zaman kulübün başında hani futboldan anlayan insan değil. Affedersin dolmuş hani aynen. bu da hakaret gibi değil de gerçekleri söylüyoruz. Hani futboldan anlayan bir insan olduğu zaman durum daha çok farklı olur. Ama tam tersi iş adamı olduğu zaman burada biliyorsun Bursaspor'a örnek vereyim ben. Aynen. Yakın çünkü komşu taraftarlar. Ali Ay'ın yaptığı şey ortada. Kötü yönetimlerin Ankara Gücü'nde de, ağır aynen. oluyor. Ankara Gücü'nde de bu sıkıntı var bence. Orada paralar nereye gidiyor bilmiyorum. Aynen. Çünkü Ankara Gücü belli bir sıkıntıdan geçti. Lige çıktı. Ama i̇kili katladı. İki yılda ikili katladı aynen, Ankara ikili Gücü. Aynen ikili katladı. Ama onun dışında tekrardan sıkıntı devam ediyor. Her gelen başkan bir şeyler yapıyor her gelen başkan biliyorsun. Yani kulüpte her zaman bir sıkıntı var. Aynen. Ankara Gücü ben bu sezonda çok sıkıntılı görüyorum ki bence küme düşmenin bir numaralı adayı şu an benim için. Benim için de öyle. Senin bu karşılaşmaya son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim bir şey yok.
Ben burada Ankaragücü'nün kesinlikle şansının olmadığını düşünüyorum. Sen de benim gibi Konyaspor Konya Spor tarafındayım ama Konyaspor'un da ben büyük sıkıntı yaşayacağını inanıyorum. Şu an zaten Konyaspor kötünün iyisi durumunda. Aynen öyle. O yüzden bu maçta favori olarak görüyoruz. Kesinlikle. Yoksa Aykut Kocaman'ın bu anti futbol anlayışıyla Konyaspor'un da işi bence çok zor. Bence de. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Bu sene en büyük beklentimizin olduğu takımlardan biri Trabzonspor biliyorsun. Ve İstanbul'da deplasman sayılmaz. Kasımpaşa deplasmanı ama ben deplasman sayılacağını düşünmüyorum Trabzonspor için. Kasımpaşa biliyorsun Mustafa Pekdemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan gibi Türkiye içinden hep transfer yaptı. Yabancı olarak da ligimize yeni bir baba geldi. Mame Baba. Aynen. Yeni Cagne olabilir. Hani iddiaları kesinlikle var. Scott'u gemini getirmiş oldu bir oyuncu. Aynen. Hem sol açık hem sağ açık hem forvet. Hücumun her yerinde oynayabiliyor. Turgay Ciner yine pazarlayabileceği bir oyuncu buldu gibi duruyor şu an için. Ben bu karşılaşmada Trabzonspor'u net favori olarak görüyorum. Kasımpaşa biliyorsun eski hocası Kemal Özdeş ile anlaştı. Yeniden takımın başına döndü. Takımı tanıyamıyor hocam zaten. Aynen. İki iyi günler de geçirdi Kasımpaşa Kemal Özdeş'e gayet ama Trabzonspor'un ben sezona iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin bu karşılaşmayla alakalı? Ben Trabzonspor'u bu sezon Galatasaray'la beraber şampiyonluğun en büyük iki adayından biri olarak görüyorum. Sparta Prag maçında da turu tekrardan kendiliğini çevirdiler. 2-0'da maç 2-2 oldu. Onu da bu programda tekrar değerlendireceğiz ikinci maç için. Ben Trabzonspor'u bu maçta kesinlikle önde görüyorum dediğin gibi. Kesinlikle kaybetmeyeceklerdir zaten. Ben 165-135 Trabzonspor'un kazanacağına inanıyorum. Maçı kazanarak lige 3 puanla başlayacaklardır. Kasımpaşa defansında zaten biliyorsun Ben Yusuf çok fazla hata yapan bir oyuncu. Veysel'le beraber ikisi 11'de başlayıp bu Trabzon'un ekmeğine yağ sürer bence. Eğer o ikisi yan yana oynarsa ben Trabzon'un rahat kazanmasını kesinlikle bekliyorum. Kesinlikle ki zaten Alexander Sorloth bu iki oyuncuya da çok ters bir oyuncu. Aynen. Sırtı dönüp çok iyi oynayabilen oyuncu ve çok iyi top dağıtıyor. Ki Vakayeme ve Ekuban gibi iki tane de etkili ismi var Trabzonspor'un. Ben Trabzonspor'un kazanarak lige 3 puanla başlayacağına inanıyorum. Ben de güzel bir başlangıç yapacağı tarafındayım Trabzonspor'un. Ben böyle gollü bir galibiyet bekliyorum. Ben hatta de kesinlikle. Çünkü Trabzonspor ele öne geçerse Kasımpaşa'nın defansını biliyoruz geçtiğimiz sezonlardan da. Hani direkt böyle hata yapmaya çok müsait. Biraz açılırlarsa Kevgir'e dönebilirler kontralardan. Büyük sıkıntı olur. Kesinlikle. Pazartesi günden de iki maç var. Haftanın iki kapanış maçı. Yeni Malatyaspor kendi evinde Başakşehir'i konuk edecek. Bu iki takımı da sezon başından beri bayağı konuştuk Avrupa Kupası programlarımızda. Ben Malatyaspor'un kendi evinde Başakşehir'e zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin karşılaşmayla alakalı? Malatyaspor'u bu sezon gayet eline değerlendirdik. Hatta değerlendirmeye de devam ediyoruz. Aynen. Ligede taraftar önünde başlayacak Başakşehir karşısında. Ben şansların şu an için eşit olduğunu inanıyorum. Malatyaspor eğer bir 2-3 takviye yaparsa ki ligin en tehlikeli takımlarından birisi olacaktır. Evet. Yani 3 büyük takımından sonra. Onun dışında da ben Başakşehir'in şu an kadrosunun yetersiz olduğuna inanıyorum. Stoper hattında özellikle ve orta sahasında. Epriano'nun sakatlığı onları aynı bitirdi resmen. Epriano'nun sakatlığı şu an zaten Olympiakos maçında sıkıntı göstermiş durumda. İlk maçta çok büyük hatalar oldu çünkü defansta. Ağır enjeksiyon gelen her topu ileriye vuruyor. Zaten çok büyük sıkıntı. Ve çok sakatlanan bir oyuncu. Aynen. Yeni Malatyaspor'da taraftarıyla bütünleşen bir takım. İleride onların da büyük sıkıntısı var. Bence Yavuç biraz ağır kalıyor forvet hattında. Aslında iyi bir oyuncu ama yani böyle büyük maçlarda, büyük takımlara karşı kaybolan bir oyuncu. Ki bunu zaten son Partizan maçında da gördük. Defansın arasında kayboldu. Bifuma çok formsuz. Onun dışında Fofana da formsuz. Gökhan Töre iyi girdi. Gökhan Töre çok iyi. Ben Gökhan Töre'nin artık kesinlikle ilk 11'de başlamasına inanıyorum. Peki. Çünkü Sergen Yalçın çok büyük hatalar yapmaya başladı son maçta. Özellikle Partizan maçında. Aynen. Murat Yıldırım, Michel Danat, Gökhan Töre ve bunun en başında da Guilherme yedek başladı. Artık bu oyuncuların ben ilk 11'de kesinlikle başlaması gerektiğini inanıyorum. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Lafını bölüyorum kusura bakma. Şimdi Malatyaspor Perşembe günü Partizan'la rövanş maçı oynayacak biliyorsun. Pazartesi de bu karşılaşmaya çıkacak. O maçın olumsuz bir skoru falan olması halinde Allah korusun inşallah olmaz. Temsilcimiz turu geçer. Bu oyuncuları psikolojik anlamda, mental anlamda olumsuz bir şekilde etkiler mi? Ya da hani onu geriye atıp direkt bu maç çünkü önemli bir maç. Başakşehir'e karşı Malatyaspor kendi evinde kazanarak başlarsa lig için büyük bir moral motivasyon olur. Etkiler mi hani Partizan maçında Allah korusun kötü bir sonuç olursa? Malatyaspor'un başında Sergen Yalçın var. Ben Sergen Yalçın'ın bu sezon iki kulvarda da iddialı olduğuna inanıyorum kesinlikle. Hani aksi bir durum olursa ki inşallah olmaz. İnşallah. Ben Malatyaspor'u gayet hani hazır olarak maça çıkacağına inanıyorum. Çünkü Sergen Yalçın gayet futbolu bilen bir teknik direktör. Takımını hazırlayacaktır. Ayrıca hani Malatyaspor'un kadrosunda da çok tecrübeli oyuncular var. Hani bu gibi durumlarda
hani etkilense bile en azından maça bir 4 günlük bir süre var. Hani bu 4 günlük sürede kendisini toparlayacağına inanıyorum. Giderme ve Gökhan Töre başta olmak üzere onlar, Mina gibi oyuncular. Aynen öyle. O yüzden ben Malatyaspor'un hani bir olumsuz skorda etkileneceğine inanmıyorum ki umarım da tur geçecektir. İnşallah. Bunu da zaten tekrardan biz değerlendireceğiz. Ben Malatyaspor'u Başakşehir karşısında %51 hani taraftarın etkisinden dolayı bir adım önde görüyorum. %51'e %49. Başakşehir'in kadrosunu ben çok sıkıntılı görüyorum bu sezon. Bence ilk 3 için yani ilk 3'ün kesinlikle dışında kalacağına yani inanıyorum. Kadro çorba gibi şu an. Çok çorba karışık. Gibi. Her mevkide çok çok fazla oyuncu var. Forvet hattında çok büyük var. Sıkıntısı var. Çünkü biz Kriveli'yi zaten beğenmiyoruz. Çünkü aynen. Hedef bir santrafor değil. Demba gayet iyi bir oyuncu. Değil gibi ama Demba da sürekli sakatlanan bir oyuncu. Aynen. Zaten Olympiakos maçında da dakika 80'de girdi oyuna. Oraya da ben bir takviye bekliyorum ama takım büyük ihtimalle transfer yapmayacak oraya. Ben de senin gibi Malatya yenilmez tarafım. Aynen. %51'e %49. Kendi evinde en azından bir puanla sezona başlayacaktır. Kesinlikle. Haftanın son maçında da Fenerbahçe ile ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Fenerbahçe son Cumhuriyet Kupası'nda Sivas Spor'la oynadığı maçta da yine ışık vermedi. Ve bir zanka transferi oldu stopere. Gazişehir Gaziantep ise şu an çok karışık. Hani şöyle. Yaklaşık 18 futbolcu gönderildi. Bir o kadar da futbolcu geldi. Geçen seneden sadece Günay Güvenç, Kerim Avcı, Prince Sekvefya kadroda kalan oyuncular. Bir de Oğuz Ceylan kaldı. Çok fazla oyuncu gönderildi. Önemli oyuncular da geldi. Papi Gilibocci var biliyorsun. Chelsea patentli. Zenit'te oynayan Yuri Lodigin zamanında. Pavlovski geldi ayrıca. Aynen. Muğdat Çelik gibi, Duray Buraz gibi yerli oyuncular geldi. Kayseri Spor'dan Kana Bıyık'la anlaşıldı. Abdülaziz Tetteh geldi. Aynen, İdris Radiyarra geldi. Çok çok fazla oyuncu geldi. Bir de şöyle bir şey var. Sumudika hani geçen sene bu takımın lige çıkmasında çok büyük payı olan birçok oyuncuyu takımdan resmen gönderdi. Pasifize etti oyuncuları. Ben bu kadar oyuncu değişikliğini çok mantıklı görmüyorum. İlk 5 haftada çok zorlanabilir Gazişehir Gaziantep. Çünkü lige yeni çıkan bir takım ve şu an toplama takım gibiler. Neredeyse 20 yeni oyuncu geldi. Hazır değiller ve geç geldiler biliyorsun. Alin Tosca da geldi, Roman oyuncu. Çok çok oyuncu geldi. Ben Fenerbahçe'nin bu dönemde karşılaşabileceği en iyi rakiple karşılaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe iyi durumda değil, evet kabul ediyorum ama bence Kadıköy'de bu maçı zaten kazanamazsa Fenerbahçe ilk haftadan kazan kaynar bence. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sezon biliyorsun Gazişehir'in başında ligimizin en tecrübeli hatta TFF 1. Ligi Mehmet Altıparmak vardı. Ben lige onunla devam etmelerini bekliyordum ki bence kalması gerekiyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Sumudika'yı artık yani bu ligimize ben istemeyen birisiyim. Neden dersen ki Kayseri Spor'da yapmış olduğu transferlerde de hep hani her geldiği takımda Roman oyuncuyu getirmeye çalışıyor. Aynen öyle. Kendi çünkü, adamlarını. Aynen şöyle bir şey var. Menajerlerle arası çok iyi. Zaten hani burada bir komisyon olayı falan. Deniz Alibek transferi istendi Galatasaray'a ama orada kabul başkan edilmedi. Adil Konukoğlu araya girdi. Orada bir şeyler oldu ağırlığını zaten. Ağırlığını koydu zaten. Aynen. Hatta ben menajeriyle konuşurum hallederim dendi ama oradan da hani ben bir komisyon olayı komisyonumu da alırım gibisinden bir mesaj gibi. Aslında aynen, orada şeye mesaj. Kendi menajerine mesaj. Aynen. Hani ben Sumudika'nın çok şovmen bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ki Kayserispor'daki oynadığı hani takımın başına çıktığı maçlarda kendini çimlere atması, Yılmaz Vural bari hareketleri. Hatta Romanya'da Yılmaz Vural'ı deniyor biliyorsunuz. Çok büyük şeyler çıktı. Aynen. Hani böyle antipatik şeyler oluşturdu taraftarın gözünde. Zaten gönderilmişti biliyorsun Kayserispor'dan. Çok iyi başladı sonra gönderildi. Aynen. Yani Mehmet Altıparmak gerçekten Sumudika'dan kat ve kat daha iyi bir hoca. Ya ben de kalmalı diye düşünüyordum kesinlikle. Aynen hem ligimizi bilen bir oyuncu. İki sezonluk playoff'ta takımı şampiyon kesinlikle. Yapıp lige çıkartıyor. Hem ayrıca, Erzurum hem Galatasaray. Aynen ayrıca hani toplama bir takım da olsa ligi bilen bir hoca olduğu için takımı kısa sürede lige hazırlayabilirdi. Ben Sumudika'nın kesinlikle başarısız olacağına inanıyorum. Bunda kesinlikle eminim. Biliyorsun Ayhan Akman geldi sportif direktör olarak ama yollar hemen ayrıldı onunla da 3 hafta sonra. Biraz karışıklık var Galatasaray'da. Bir de geçen seneki kadrodaki oyuncuların ben kötü oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Yani Denizli Spor mesela lige çıktı. İlk aynen. 11'inin 6-7 oyuncusunu tuttu. Gençler Birliği gene geçen sene o çıkan takımından o da tuttu iyi oyuncularının genelini tuttu ama ben Galatasaray'ın anlamadım bu kadar oyuncu göndermesini. Bana garip ya geldi. Ya burada ben Sumudika'nın kesinlikle etkisi olduğuna inanıyorum. Sumudika zaten yani dediğim gibi ben ilk 10 haftada Abdullah Avcı ile ilgili belirtmiş olduğum görüşlerim var benim. Bunu ikinci sıraya Sumudika'ya koyuyorum. Sumudika'nın kesinlikle ilk 10 hafta içerisinde ben başarısız olacağına inanıyorum ki bence bu ilk 10 hafta değil ilk 6 haftada bile eder. Bana da zor geliyor. Alınan oyuncular iyi. Hani Pavlovski, Lodigin olsun ve Aziz Tete olsun gayet iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Aynen çok iyi oyuncular ama ben
Euroleague'in de iyi kaleci. Kesinlikle çok iyi kaleci. Zaten Zenit'in şampiyon olduğu sezonlarda takımın kalesini aynen koruyan bir isim. Ama Sumitika'nın kesinlikle ben burada başarılı olacağına inanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İlk hafta, 6 haftada ben kesinlikle rengini belirleyeceğine inanıyorum. Sen de bu karşılaşmada benim gibi Fenerbahçe tarafında. Ben şöyle, ben Fenerbahçe'yi kesinlikle güvenmiyorum biliyorum bu sezon. Biliyorum bunu. Aynen. Zanka transferinde zaten biz görüşümüzü gelmeden önce belirtmiştik. Çok ben ağır bir oyuncu. Diego Reyes'ten hiçbir farkı yok. Hani resmen transfer yapmak için transfer yapıldı. Orta saha forvette büyük Ersun, sıkıntı var. Ersun Yanal'ın da istemediği söyleniyor Zanka'yı. Hı-hı. Şu an bir orada bir karışıklık var. Şimdi forvet hattına bakıyoruz. Vedat Muriç transferi var. Vedat Muriç bir sakatlansa Allah korusun. Yerine bir oyuncu yok. Michael Frey ile bu iş gitmez. Allah yer kapalı kutu bir oyuncu Allah zaten. Allah yer zaten Fenerbahçe'nin kapasitesinde bir oyuncu değil kesinlikle. Onun dışında Michael Frey ismi de zaten hiç söylemiyorum ben. Fenerbahçe'nin yok olan bir oyuncusu. Ya şu an hani rahmetli Kemal Sunal'ın bir tiplemesi vardı biliyorsun. Hı-hı. İnek Şaban. Frey şu an İnek Şaban'ı gibi Fenerbahçe'nin. Varlığı hani olsa da olur, olmasa da olur hani. Ya bir an önce biliyorsun Fenerbahçe'de bunu hep söyleyeceğiz. Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Diego Reyes. Bunlar şu an yattığı yerden para kazanan ve taraftarında ya zaten nefret objesi haline gelen oyuncular. Kesinlikle Mehmet Ekici AVM'lerde dolaşan, işte aynen, her top ayağına geldiğinde bir harekette sakatlanan bir aynen oyuncu. Aynen öyle. Ha, bacağında şu an et bile yok yani, öyle gözüküyor Mehmet Ekici. Yani çok kuvvetsiz, güçsüz durumda. Aynen, Sivas maçında da bunu gösterdi. Ayrıca Michael Frey'e ben tekrardan değineyim. Kendisini Kadıköy'deki Boğa'nın önüne götürsek hiçbir insanın ilgi göstereceği bir oyuncu aynen değil şu an Fenerbahçe'nin gözünde, Fenerbahçelilerin gözünde. Allah korusun dışarıda dayak yiyip saldırıya falan bile uğrayabilir yani. O durumda Alper gibi. Aynen öyle. Yani artık taraftar tarafından oyuncular antipatiklik oluşturdu. Özellikle kesinlikle Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Michael Frey. Aynen. Ben Fenerbahçe'yi bu maçta bir adım bile önde görmüyorum. Ben maçı gerçekten %50-%50 ben olarak görüyorum. Diyorum. Şöyle, Fenerbahçe'nin maçı kazansa bile çok sıkıntılı kazanacağını inanıyorum ki Fenerbahçe'nin bu sezon Vedat Muriç'e baktığım zaman hani onun dışında başka bir forvet oyuncusu yok Fenerbahçe'de. Ben büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin hani %51 belki bir adım öne çıkarabilirim ama maçı kazanırsa da maçın en fazla 1-0'da biteceğine inanıyorum. Yani ben büyük bir favori olarak görüyordum aslında ilk başta ama transferler yetişmeyince artık ben şansların eşit olduğuna inanıyorum. Ben son olarak şunu söyleyeceğim bu karşılaşmayla ilgili. Ben Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği yeni rakiple karşılaşacağını düşünüyorum. Ve kazanarak sezona Kadıköy'de gireceğini düşünüyorum. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Tüm takımlarımıza değindik. Güzel bir program oldu. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Yavaş yavaş artık sonlara geliyoruz. Çünkü şimdi ligler artık bu hafta başlıyor. Aynen. Hasret bitiyor. Hasret bitiyor. Liglerden yani şöyle cuma günü maç oynandığı zaman bizim programlarımız yani maçlardan önceki programımız perşembe günleri olacak. Yani videomuz daha doğrusu perşembe günü yayına girecek. Aynen. Liglerin yani haftanın bitmesinden sonra da maçların değerlendirmesi de tekrardan pazartesi günü, Engels Sol günü tekrar kanalımızda olacak videolarımız. Onun için hani bu sezon ben gayet çekişmeli bir sezon bekliyorum. Hem altta hem üstte. Aynen. Umarım güzel bir sezon olur. Ağzına sağlık. Güzel bir program İnşallah oldu. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız İnşallah bir sezon olur. Futbolcular için, takımlarımız için. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programlarımızda görüşmek üzere. Sağ ol. Trivela Spor YouTube kanalında bugünkü programımızda Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sizden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Herkese iyi günler, hoşça kalın.